Selam arkadaşlar, ben Nalan Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 tane kitabım var. Bazılarından çok etkilendim, bazılarını çok sevdim, bazılarında hayal kırıklığına uğradım, bazılarında kalbim çok acıdı. Şimdi onların hepsini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ben kendime güzel bir kahve yaptım. Çünkü kitap tanıtım videosu bu. Siz de bence güzel bir içecek hazırlayın kendinize ve geçin karşınıza, anlatacaklarımı lütfen dinleyin. Belki merak ettiğiniz isimlerini duyup da henüz okumadığınız kitaplar vardır arasında. Fikirlerimi merak ediyorsunuzdur. Belki de okumuşsunuzdur. Benim neler hissettiğimi öğrenmek istersiniz. O yüzden ben de bu kitapları size tanıtmak isterim. İlk önce çok ama gerçekten bu sene en çok merak ettiğim kitap, 2021 gelsin de okuyayım diye çok sabırsızlıkla beklediğim kitabı okudum. İsmi Kirpi'nin Zarafeti. Kirpi'nin Zarafeti için daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Herkes çok olumlu bahsediyordu kitaptan. İşte herkes 5 üzerinden 5 puan veriyordu. İşte en çok severek okuduğu kitapların içinde ilk 10'da olduğunu söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Ben de aynı fikirdeyim. Ben şöyle söylemek gerekirse, ben biraz felsefeye uzak bir insanım. Yani biraz sıkılıyorum felsefe okurken, ama bunun içinde öyle güzel felsefeyi öyle güzel serpiştirmişler ki benim gibi felsefeye bu kadar uzak olan bir insanı bile kalbinden vurabilecek bir kitap. Çok naif, çok güzel bir dille yazılmış. Çok güzel. Bu kitapta 3 tane karakter var. Bir tanesi çok entelektüel bir kapıcı. Diğeri 13 yaşına girdiği zaman intihar etmeyi düşünen bir kız çocuğu. Bir tanesi de oldukça varlıklı bir Japon beyefendinin hikayesi. Bunların yolları aynı apartmanda kesişiyor. İşte bir tanesi kapıcı, iki tanesi de o apartmanda oturan kişiler. Ve o kadar tatlı anlatılmış ki, o kadar güzel anlatılmış ki, insanlar kendilerini karşılarındakiler yargılamasın diye ne kadar saklıyorlar, kendilerini ne kadar az gösteriyorlar, insanların ne söyleyeceğini o kadar çok önemsiyorlar, ne kadar çok önemsediklerini gösteren bir kitaptı. Ben çok sevdim, çok beğendim. Sonu söylemeyeceğim ama gerçekten gözyaşları içerisinde son finalini okuyacaksınız. Onu söyleyeyim sadece. Ben çok sevdim, çok beğendim. İyi ki de okumuşum, iyi ki o kitap sayfalarında söylenenleri dinlemişim ve kitaplığıma Kirpi'nin Zarafeti'ni eklemişim diye düşünüyorum. İlk 2021'de okuduğum kitaptı. Hiç de pişmanlık yaşamıyorum. İyi ki okumuşum diyorum. Gerçekten de benim de 5 üzerinden 5 verebileceğim bir kitaptı. Bence mutlaka ama mutlaka okuyun eğer henüz okumadıysanız. İkinci kitabım, henüz daha yeni bitirdim. Ya Evde Yoksam. Ya Evde Yoksam, açıkçası ya biraz benim kalbime ağır geldi. Ben çok üzüldüm, kalbim çok acıdı kitabı okurken. Çünkü Sevda Sarıkaya yazarımızın ismi, kendisi bir doktor ve Alzheimer hastalığıyla ilgileniyor ve yaşadığı tecrübeleri kitap haline getirmiş. Kitabın içinde bazen çok gülüyorsunuz, bazen çok üzülüyorsunuz. Yani Alzheimer hastalarının hayatlarının ne kadar zor olduğunu, onlara bakan kişilerin de hayatlarının bir o kadar daha zor olduğunu görüyorsunuz. Ben bunu yaşamış birisi olarak, benim rahmetli dedeciğim de maalesef bu hastalığın pençesine düşen kişilerden birisiydi. Bakanlar için de çok zor, hasta olan kişi için de çok zor. Düşünsenize, bir şeyler görüyorsunuz, bir şeyler hissediyorsunuz ve bütün dünya sizin o gördüğünüz şeyi, hissettiğiniz şeyin yanlış olduğunu söylüyor. O kadar zor bir hayat ki. Ama bu kitapta dediğim gibi çok bana zor geldi ama bizlerin de yaptığı bazı yanlışları da öğrenmiş oldum. Eğer ki Allah korusun, inşallah hiç kimsenin ailesinde ya da yakınlarında böyle bir şey yoktur. Ama eğer özellikle de yakınlarınızda böyle bir hastalıktan muzdarip olan kişiler varsa bence bu kitabı mutlaka okuyun. Çünkü bazı bizim de mesela yanlış yaptığımız, dedemin bakımı zamanında yanlış yaptığımız şeyler varmış. Ben onu öğrendim. Gerçekten biraz üzücü bir kitap ama hayatında gerçekleri bunlar. Maalesef Alzheimer denen hastalık var ve insanlar da bunlarla cebelleşiyorlar. Özellikle bakanlar çok yıpranıyor. Ama şunu da söylemek isterim. Şimdi objektif olarak ben kitapları değerlendirmek isterim. Yani gerçek duygularımı söylemek istiyorum. Kitap gerçekten konu olarak çok güzel ama
dil olarak ben açıkçası çok fazla sevmedim. Çünkü yazan kişi zaten bir doktormuş. Hani böyle bir edebiyatla, işte yazarlıkla büyük bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok basit bir dille yazılmış. Hani ben bunu okurken açıkça söylemek gerekirse lisedeyken, ortaokuldayken yazdığımız kompozisyonlardaki diyalogları okur gibi hissettim kendimi. Yani o aşırı derecede basit ve çok ne bileyim kolay diyaloglardı. Ama genel olarak kitap güzel. Dediğim gibi özellikle etrafınızda bu hastalıkla uğraşan kişiler varsa bence mutlaka okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hani yazım dilini çok fazla sevmedim ama okuduğum için pişmanlık duymuyorum. İyi ki de okumuşum. Hani en azından daha bundan sonra önümde eğer yarın bir gün Alzheimer'la ilgili bir sıkıntı yaşayan kişi olursa bir fikrim olacak. En azından nasıl davranmam gerektiğini daha iyi öğrenmiş oldum bu kitapla. Diğer bir kitabım, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Böyle sabırsızlıkla beklediğim, 2021 yılında okumayı beklediğim kitaplardan birisi Stephen King'in Medium. Medium çok uzun yıllar önce ben ilk Stephen King'le tanıştığım kitaptı. Kitaplığımda tekrar yeni basım olarak olmasını istedim. Ve inanın, çok samimiyetle söylüyorum, aynı heyecanla, aynı zevkle, aynı duygularla okudum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani Stephen King'e henüz başlamadıysanız mutlaka Medium'la başlayın. Çok güzel. Buradaki karakter de anne, baba ve çocuktan oluşan küçük bir çekirdek aile var. Babanın bazı problemleri olduğu için işten ayrılmış, yani işten kovulmuş daha doğrusu. Olağanüstü güçlere sahip, yani olağanüstü güçlere demeyeyim de altıncı hissi çok kuvvetli olan, işte bazı şeyleri görebilen bir çocuğa sahipler ve bir otelin kışın bakımını üstleniyorlar. Ve kışın oraya gidip ailecek hem biraz işte ortamlardan uzaklaşıp hem maddi olarak kendilerini iyileştirecekler ve aile olarak da tekrar toparlanmak isteyen bir aile bu aile. Ve Overlook Oteli'ne gidiyorlar. Orada kış boyunca orada kalacaklar. Ve orada olan Stephen King tarzı olaylar. Ben çok seviyorum zaten Stephen King'i. Medium da çok güzeldi. Şimdi bu Medium kitabında olan Deni isminde bir karakter var. Yani o çocuk olan karakter. Onun büyümüş halde Doktor Uyku da var. O kitap da henüz kitaplığımda duruyor. Onu da şimdi çok yakın bir zamanda okuyacağım. Onunla ilgili de fikirlerimi paylaşacağım. Ama Medium nefis bir kitap. Dediğim gibi eğer henüz Stephen King'e başlamadıysanız ya da başlayıp da henüz Medium'u okumadıysanız çok şey kaçırmış olduğunuzu söylüyorum. Lütfen Medium'u okuyun. Diğer bir kitabım Yeşil'in Kızı En. Yeşil'in Kızı En ile ilgili bir alışveriş videosu çekmiştim ve okuduğum zaman da mutlaka hemen kitabın yorumunu sizinle yapacağım demiştim. O kitap videosuna da yukarıdaki linkten ben yukarı bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk cildi okudum. Harika. Ama keşke bir pişmanlığım var. Keşke diziyi seyretmeseydim. Çünkü bu kitap, ben aslında böyle bu 4 sezon sürüyor dizi ve 4 sezonda şey pardon 3 sezon sürüyor. 3 sezonu seyrettim. 3 sezon boyunca her ciltte bir sezon var diye düşünüyordum ve okuduklarım yorumlarda da öyle okumuştum. Ama öyle değilmiş. Bu bir kitap, 3 sezonun hepsi bunun içinde. Yani dizide olan detayların birçoğu kitapta yok. Ama çok güzel. Çok dediğim gibi zaten Annie'i o kadar çok seviyorum ki o karakteri. Onu okumak aynı diziyi sanki tekrar izliyormuşum gibi oldu. Ben biraz kendi hayal dünyamdaki karakterlerin olmasından daha çok hoşlanıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Kendim bir hayal dünyası kurmak. İşte oradaki karakterleri kendim böyle hayal etmekten hoşlanıyorum ama diziyi seyrettiğim için şimdi ben aynı diyaloglar, sanki o dizideki o görüntüler geldi hep gözümün önüne. O yüzden o beni biraz rahatsız etti. Ama ikinci cildinde, üçüncü cildinde, dördüncü cildinde farklı konular olacağı için daha çok tad alacağımı, daha çok lezzet alacağımı düşünüyorum. O yüzden sabırsızlıkla ikinci, üçüncü ve dördüncü cildi okuyup size de yorumları yapmayı bekliyorum. Diğer bir kitabım da Ahmet Ümit'in Aşkımız Eski Bir Roman. Ahmet Ümit'in daha önce İstanbul Hatırası ve Bağ ve Esrar'ı okumuştum. O kadar etkilendim ki, çok güzel bir yazım dili var. Ve ben böyle polisiye tarzı kitaplar okumayı seviyorum. Genelde Ahmet Ümit o tarz kitaplar yazıyor. Ve o yüzden de Aşkımız Eski Bir Roman'ı çok merakla almıştım. Kesin dedim hani bu da bir işte Başkomiser Nevzat kitabı, hatta üstünde de yazıyor. Başkomiser Nevzat olduğu için kesin büyük bir işte polisiyedir diye düşündüm, aldım. Şimdi ilk
Maalesef ben onu hiç fark etmemişim. Yani hiç oku, içine de bakmamışım. İçinde 3 tane hikayeden oluşan bir kitap bu. O yüzden açıkça söylemek gerekirse diğer kitaplardaki keyfi ve lezzeti alamadım bu kitapta. Çünkü hikayeler tam böyle içine giriyorsunuz, işte tahminlerde bulunmaya başlıyorsunuz. İşte katil şudur, işte başkomiser Nevzat şöyle yapacak, böyle yapacak falan diye düşünürken hikaye birden böyle orta yerinden kesilmiş gibi oluyor. Yani tam en tatlı böyle cafcaflı yerinde birden katil çıkıyor meydana. Ben açıkçası o yüzden o ilk okuduğum kitaplardaki lezzeti alamadım bu kitapta. Ve yorumlarda, işte farklı sitelerde, farklı sayfaların altında okuduğum yorumlarda da herkes aynı şeyden şikayet etmiş. Herkes işte hikayelerin yarım kalmasından ve yavaş kısa kısa sürmesinden dolayı mutsuz olmuşlar. Keşke içinde bir tane hikaye olsaydı ve kitabın sonuna kadar işte katili ben düşünerek okusaydım kitabı diye düşündüm. Çünkü bu 3 tane hikaye olduğu için hani kısa kısa tutulmuş ve çok hızlı bir şekilde hemen sonuca varılmış. Ben açıkçası tadı damağımda kaldı, öyle söyleyeyim size. 5. okuduğum kitap da buydu. Bir sürü birikmiş kitap var, inanın. Daha da hep alışveriş videolarında falan da görüyorsunuzdur. Alıyorum, merak da ediyorum. İnanın çok da çaba sarf ediyorum. Şimdi bir öz eleştiri de yapmak gerekirse, bazı işte kitap videoları paylaşan arkadaşlarım ya da kitap sayfaları, Instagram'da kitap sayfaları yöneten arkadaşlarım sayfalarına baktığım zaman bir ayda 10 kitap, 16 kitap, 20 kitap okuyan insanlar var. Yani bir yönden imreniyorum, bir yönden de çok aklım almıyor samimiyetle söylemek gerekirse. Çünkü kitap okumak zevkle yapılan bir şey. Yani böyle güzel zamanlarda, keyfinizin yerinde olduğu zaman böyle okuyacak, sindire sindire okunması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ben kitapları. Ama ben eğer bir ayda 10 kitap, 16 kitap işte okursam, bu bir görev gibi olmuş oluyor. Ben onu açıkçası istemiyorum. Ben böyle tadına vararak, keyfini sürerek, içime sindire sindire okumayı seviyorum. O yüzden ben şimdi bunları paylaşırken bazen kendimle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Diyorum ki herkes 10 kitap, 15 kitap okumuş. Ben 5 kitap okumuşum. Çok az okumuşum. Ama ben böyle seviyorum. Ben içine sindire sindire, keyfini çıkara çıkara kitap okumayı seviyorum. Sizler nasıl seviyorsunuz? Yorumları lütfen yazın. Benim sizinle paylaşmak istediğim son okuduğum 5 kitap bunlardı. Diğer okuduklarım da, kitapları da okudukça sizlerle paylaşacağım. Kanalıma destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorum yaparsanız, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız kendimi çok iyi hissederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.